Değerli hocam, çok değerli il başkanım, değerli merkez ilçe başkanım, değerli belediye başkan aday adaylarım, Cumhuriyet Halk Partisi. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu ülke, biraz önce değerli arkadaşım Ali İhsan Köksal tarafından da belirtildiği gibi, yokluklardan kuruldu. Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizin hayatı pahasına yokluklardan kuruldu, bizlere emanet edildi. Ne mutlu ki ülkemiz var. Onun için bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi ben her zaman rahmetle şükranla anarım. Onlar bu ülkeyi bize emanet ettiler. Ve Atatürk ne dedi? Bizlere dedi ki bu ülkeyi asıl medeniyet düzeyine taşıyacaksınız ve onu da aşacaksınız. Çok şükür bugün Türkiye gerçekten bilimde, sanata ve teknikte Atatürk'ün söylediği gibi asıl medeniyet düzeyini yakalamıştır. Bakın şu elektrik bile mumla aranan durumdaydı değerli arkadaşlar, değerli Zonguldaklılar. Ben odun ateşinin ışığında ders çalışan Mehmet Haberoğlu. Bakın Türkiye bugün odun ateşinin ışığından lazere geldi. Bu düzeye ulaştı. Ama bazı konularda maalesef çağın hala dışında olmamızı sürdürüyoruz. Bakın İki şeyin olmadığı yerde mutluluk yoktur. Adaletin ve özgürlüğün, hürriyetin olmadığı yerde mutluluk yoktur. Bizler bir taraftan çalışarak ülkemizin bugün ulaştığı düzeyi daha ileriye götürürken, diğer taraftan çağın dışında bulunan bu konuları da hem çağa taşıyıp hem de çağın ötesine taşımak durumundayız ve diğer ülkelere örnek olmak durumundayız. Bizim görevimiz hizmet etmektir, hizmet üretmektir. Tabii bu hizmeti üretirken hiçbir zaman hayal kuramayız. Yani kim ne yapabilirse onu en iyi şekilde yapmak durumundadır. Her zaman söylediğim şey budur. Bir insan en iyi ne yapıyorsa onu yapmak durumundadır. Bizler eğer bunu yaparsak inanıyorum ki Zonguldak'a çok önemli katkılar sağlayacağız. Dolayısıyla ben sizlere şunu söylüyorum. Diyorum ki çalışalım. Daha çok çalışalım. Hatta benim Başkent Üniversitesi'nde geliştirdiğim parola, bunu her zaman söylüyorum. Hafta 7 gün, gün 24 saat çalışalım ve Zonguldak'ı gerçekten çok daha ileriye taşıyalım. Bütün Zonguldaklılarımla mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Onları da sağlık ve mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Toplum Millet Vekili'ni ziyaret ettiniz. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi onu bir başka zaman değerlendirelim. Olur mu? Ya o tabii hepimizin çok sıkıntılı dönemleri var. Onları bir ara değerlendiririz. İyi bayramlar. İyi bayramlar.